İbrahim, burası leş gibi lastik kokuyor ya. Ben burada kalamam. Tiksinirim, ben burada kalamam. Ay, ay benim tatlı prensesim. Yatamaz mıymış böyle yerlerde? Ya ben nasıl düşünemedim bunu? Ah benim aptal kafam, ah aptal kafam. Lastik kokacak tabii. Ne kokacak? Lastik deposu burası. Ya daha iyi bir olsaydı keşke. Kızım sen bilerek mi yapıyorsun? Benim Uludağ'da babamın daha evi vardı da ben seni buraya mı getirdim? Ne güzel işte, bizim Eminlerin depo. Yatak da var, yatsı var. Saklandığına dua edeceğin yerde hala kafamda dırdır yapıyorsun ya. Tamam tamam, bir şey demedim. De yatağın burada ne işi var? O şey ya, hani burada bir gece ne bileyim biri nöbete möbete kalır da bir... Ya ne kadar salak salak sorular bunlar ya. Sen niye soruyorsun Sema, nereden bileyim ben? O değil de İbrahim. Ya biz ne yapacağız ha? Bak bir an evvel memlekete kaçmamız lazım. Hem anamgiller bakar bize. Sonra çocukları da aldırırız ha? Anamgiller bakar bize. Ya kızım bir dur Allah aşkına ya. Şimdilik bizi burada kimse bulamaz. Yarın olsun hayır olsun. Ben bakacağım bir çaresine. Saattir dolandırıp duruyorsun bizi. Neredeyse bul şurayı hadi. Ya ne bileyim ben nerede Eylül'cüğüm. Getiriyordu geliyordum. Ha kendim mi geldim sanki? Gece karanlıkta her yer birbirine benziyor zaten. Eylül'cüğüm mü? Bravo. Her seferinde kendini aşıyorsun gerçekten. Bir tek yediğin haltlar aynı kalıyor. Ama sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Eylül. Delirtme, bul çabuk şurayı. Aç gözünü iyice bak, neredeyse bul. Ha, ha şuradan. Şuradan sağa dönülüyordu galiba. Şöyle. Bunu yaparken geride kalacak anne babanızı nasıl düşünmezsiniz? Ölüm nasıl tek yol olabilir? Düşündüğünüz gibi kolay değil. Trenin önüne atladınız ama değil mi? Özgül. İntihar etmedik sadece. Sadece ne? Ölmek istemedik. Ama beraber olmamızın başka bir çaresi yoktu. Sonsuza kadar beraber olmak istedik. Ölünce kavuşacaktınız yani. İntihar ettiniz işte. Özgül. Sen çıkar mısın dışarı? Hadi işini bitir çık. Peki hocam. Onur aynama burada olduğumu söylemeyin. Burada olduğum tek sustu onlar. Beni çok uzağa göndereceklerdi, ayrılacaklardı bize. Onlar buraya gelecek. Geldikleri zaman da ben konuşacağım. Tamam mı? Annem sizi dinlemez ki. Annem bir bana istemiyor. Sırf Suriyeli diye, sırf benden farklı diye. Ne olursa olsun insan insan değil midir? Güven bana, hepsi geçecek. İnan. Tamam mı? Özgül. Efendim hocam. Çocukları getiren hanımefendiyi gördünüz mü? Yok görmedim. Hocam bu arada olay kaza değilmiş. Gençler intihar etmek için tren yoluna çıkmışlar. İntihar mı? Evet. Ne? İntihar mı etmişler? Siz nereden çıkardınız bunu? Kız anlattı her şeyi. Tamam Özgül Hanım, sağ olun. Siz işinizin başına dönebilirsiniz. Buna karar vermişler demek. Beni aramışlardı. Ben geri dönmedim. Ben engelleyebilirdim ben. Geri dönseydim... Kendini suçlama. Engel olamazsın. Sen Melisa'nın ailesini tanımıyorsun. Şimdi bu olanları duyunca her şey daha da kötü olacak. Merak etme. Kötü olmayacak. Ben konuşur hallederim. Halledersin.
Sen hep halledersin. Hiç değişmeyeceksin değil mi? İçerideki çocuk Suriyeli bir göçmen. Suriyelilere nasıl bakıldığını anlatmama gerek yok herhalde sana. Melisa'nın ailesi Mirvan'ın bursunu bile engellemeye çalıştı. Sen neyi nasıl halledeceksin acaba? En azından deneyeceğim. Senin gibi pes edip gitmeyeceğim. Sen de hiç değişmemişsin Nazlı. Ben pes etmedim. Olayları çarpıtma. Çarpıtmıyorum. Bunlar gerçekler. Sana göre olan gerçekler. Bir kere daha engelli bir çocuk doğurmak korkusuyla evini terk eden, pes edip giden kimdi? Hı? İşte benim yaşadığım gerçek buydu. Başka bir gerçek varsa anlatırsan dinlerim. Nasıl olsa seninle bunları hiç konuşamadık.